olay heyecanının Mediamart tam zamanı. Mediamart aslında kimsini sunar? Hanımlar, beyler selamlar. Yeni formatımız başlıyor. Aslında kimsin başlıyor ve ilk konuk benim için çok özel, acayip heyecanlıyım. Emre abim hoş geldin. Hoş bulduk abi merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyim abi seni görmek çok güzel. Seni görmek her zaman çok güzel. Bir de böyle yeni başlamış öyle... bir formatın ilk konuğu olarak görmek. Ee, epey güzel. 5 ay önce aslında seni davet ettim. 5 aydır bu programı bekliyoruz. Evet, evet. Bugüne kısmet. Ben senin böyle bir program yapmak istediğini dediğin gibi çok önceden biliyorum zaten. Ee, ben de davet ettiğin için e, çok teşekkür ederim. Abi sana bir formatı anlatayım. Aynı zamanda tüm izleyenlerimize de böylelikle anlatmış olayım. Abi formatın ismi aslında kimsin? Çok basic bir isim. Ee, ve bu isim, yani bu yani formatı kurma hikayemiz şöyle oldu. Dedik ki biz özellikle spor dünyasından çok sevdiğimiz isimlerin yorumlarını, işte değerlendirmelerini, işte muhabbetlerini seviyoruz, dinliyoruz, bunları biliyoruz ama biraz daha onların inside'ına gidebilir miyiz acaba? Biraz daha onları kendi hayatlarına dair veya kendi zevklerine dair konuşturtabilir miyiz diye düşündük. Böyle bir format, bana göre bu format için çok iyi bir başlangıçsın abi. Çünkü ben seni çok gizemli buluyorum. <laughs> yani ola, böyle diyen birini daha önce çok fazla görmedim ama yani şunu söylüyorlar. Ee, biz yani ben seni çok tanımıyorum. Biz seni çok tanımıyoruz diye insanlar gördüm. E çünkü ya biraz öyle yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Ya belli bir iş yapıyorum işte yani futbol üzerine konuşuyorum. Ee, programlarda zaten ağırlıklı bir şekilde futbol konuşuyorum. Kendime dair e, Sosyal medyada da ben mesela sosyal medyada kişisel paylaşımlar yapmayı çok seven bir insan değilim. Orada da ağırlıklı bir şekilde futbol on ee, onun üzerine yazıyorum, çiziyorum. E dolayısıyla kendine dair bir şey söylemeyince programlarda ya da işte e, diğer platformlarda öyle bir e, düşünce ortaya çıkıyor olabilir. Bunu e, Normal karşılıyorum biraz. Evet. Bir gizem oluşuyor değil mi? Ha bir ha, gizem olarak değil, Bir yani ama işte, bilinmezlik artıyor. Gibi. Aynen soru işaretleri artıyor. Olabilir. O da bir kuruluk cool da katıyor tabii bu arada. Şimdi sen yani... şey yapacaksın bize. Yani ee, deşifre mi <laughs> Abi şöyle. Çok zor sorularımız yok. Aslında birkaç tane zor sorumuz var. İlla ki ee, vardır abi. Ama muhakkak var değil. ama hani seni burada ee, terletmek ya işte <laughs> Emre Özcan'ı çözüyoruz falan filan değil de. Gerçekten, çok <laughs> okay, çok iyi anladım abi. Gerçekten izleyen insanlar hani güzel bir muhabbet dinlemiş olsunlar. Böyle kendi işlerini güçlerini yaparken bir yandan bu sohbeti de dinlerken seni daha yakından tanımış olsunlar istiyoruz. Tabii. Aslında bir sohbet programı program. Ve abi aslında e, Emir Özcan'la başlıyoruz. Az önce gizemli dedik ama şu yapay zeka bölümümüz var. Yapay zekaya, AI'ya sana dair bazı sorular sorduk abi. 2-3 tane soru sorduk. Vay Ve da. o sorulardan ilk 5 kelime de Emir Özcan'ı yorumlayabilir misin? 5 kelime de Emre Özcan'ı özetleyebilir misin diye sorduk. Sence hani bilgi kelime tahmin edebilir misin? Ne demiş olabilir? Hiç için? edemem. Gerçi de edemem. Öyle mi? Söylüyorum abi. Söyle abi. Yapay zeka göre Emre Özcan analitik, bilgili, tutkulu, objektif ve deneyimli. <laughs> yani ilk aşamada deneyimliye katılmadım çok fazla. Çok deneyimli olduğumu düşünmüyorum. Ee, en azından işle alakalı. Çünkü genellikle işle alakalı şeyler bunlar. Kelimeler gibi. Ey, çok yeni sayılırım abi ben hala. Yani e, bayağı az süre oldu aslında. E, fakat böyle çok deneyimli görmüyorum kendimi ama diğerlerini fena bulmadım. Olmaya çalıştığımı söyleyebilirim. İnşallah yani inşallah bilgiliyimdir. E, analitik e, kelimesi yani bunu söyleyenler oluyor. Oyuna bakış e, vesaire itibarıyla. E, objektif ya objektif olmak diye bir şey yok bence. E, oyuna bakışın ya da işte e, hayata bakışın Dışarıdan nasıl görünüyordur? İnşallah öyledir. Ee, tarafkir olmak çünkü genellikle kaybettirir. Diğeri de bir tane daha vardı. Tutkulu değil mi? Tutku. Evet bak mesela hakikaten yine aynı şeyi söyleyeceğim. İşe dair özellikle öyle olmaya çalıştığımı söyleyebilirim. Yani öyle olduğumu söyleyebilirim daha doğrusu. Yani benim için hakikaten çok önemli abi. Seviyorum. Yaptığım işi de çok seviyorum. Ee, hala mesela şöyle söyleyeyim. Nasıl yansıtabilirim bunu? Benim için her hafta mutlaka izlenmesi gereken maçlar var ve onları ben canlı izlemem lazım abi. Yani mesela hmm. Premier Lig'de Chelsea ile Arsenal oynuyorsa, bir topal terbisi varsa benim o maçı mutlaka izlemem lazım. Yani ee, izleyemediğim zaman rahatsız oluyorum. Çünkü e, Her maçı sonrasında izleyebilirsin yani. Bırak sabah oynanan maç, akşam izlersin, bir gün sonra izlersin. Tabii böyle yaptığımız maçlar da elbette oluyor çünkü hepsine yetişmek mümkün değil. Ama böyle... Ee, çok sevdiğim, benim için çok önemli olan maçları hep çok canlı izlemeye, yani canlı bir şekilde izlemeye çalışıyorum. Eğer iş engel olmuyorsa, bir maç yorumu vesaire yoksa e, mutlaka izlerim yani. Onlara falan çok önem veriyorum. O yüzden yani o bir tutku olabilir gerçekten. Mesela abi iyi bir e, Premier League maçı izledikten sonra nasıl bir hissiyat oluşuyor vücudunda? Ne hissediyorsun yani? Çok keyifli oluyorum ya. Vallahi çok keyifli oluyorum. bayağı yani günü güzelleştiriyor, sonrası iyi geçiyor. E, futbol izleme yönünden zorluyor. Mesela çok iyi bir maçtan sonra ki cumartesi pazarları en az 3 maçı canlı izlemeye çalışıyorum. Genellikle öyle oluyor. Anlattığım maçlarla beraber. E, şöyle kötü bir tarafı oluyor. Mesela 14-30 cumartesi mükemmel bir Premier League maçı izledim. Ondan sonra 17 seansında ya da 16 seansında bir kötü bir Serie A maçı ya da sonrasında kötü bir Türkiye Ligi maçı e, izlemeyi zorlaştırıyor biraz. Ama verdiği tatminin yanında bunlar çok önemli şeyler değil abi. Abi yapay zeka sorduğumuz ikinci soru şu. Ee, insanlar neden Emre Özcan'ı seviyordur? Ve şu cevapları vermiş. İyi bir iletişimci demiş yapay zeka. Allah Allah. Motive edici ve ilham verici demiş. Bilgili ve deneyimli. Deneyimliyi tekrar söylüyor. <laughs> Hayır, Yardımsever ve anlayışlı olması burada biraz e, farklı bir noktaya gidiyor ve iyi bir lider olması da diyor. İyi bir lider hiç değilim abi. Yani iyi bir lider olmam için böyle bir durum içe yani hiç lider profilli içine gelebileceğim bir ortam olmadı benim. Yani bir iş yönetmedim. Ee, bir yerde yönetici, yani illa yönetici olmaya gerek yok ama lider olabileceğim herhangi bir ortam olmadı benim. Ben öyle biri değildim. Mesela hiç hayatta yöneticilik yapamam abi. yani lider biri yöneticilik yapar değil mi? Çok rahat yapar. Ben yapabileceğimi düşünmüyorum. İdare edemem ben insanları. Dediğim... O yüzden bence lider değil. Kesinlikle değilim yani. O, o direkt yanlış diyebilirim. Deneyimli'ye iki kez söylemiş ya şeyi merak ettim. O meşhur Onu niye söylüyor meşhur acaba? Su, Nasıl soruyu, bir input verdiğiniz ki öyle diyor bana? <laughs> meşhur soruyu sormak istiyorum. Sence bir erkeğin prime yaş aralığı kaçtır abi? Sen şu an 41 yaşındasın. Hiçbir Yani 35-45'tir bence. Neden abi? Ya 35'te ne başlar? Yo hayır şundan söylüyorum. Ee, en azından belirli bir deneyime ulaşmaya başladığın yaşlar. Onlar bak ulaşmaya başladım diyorum. Hala diyorum kendimi deneyimini görmüyorum. Ama ona ulaşmaya başladım ve enerji olarak hala yukarıda olduğun yaşlar. E, bu ikisini birleştirdiğin zaman e, başarılı olma ihtimalin artıyor. Ama yine bak yine iş odaklı konuşuyorum ben. Sen bunu farklı yönden soruyor Doğru olabilirsin. Doğru abi ben de hayatı iş odaklı yaşayan bir insan olduğum için asla ben de senden öyleyim. farklı bir cevap da beklemiyorum. Ben de öyleyim. O yüzden 35-45 verim olarak önemli. Yani enerji olarak mesela 50 yaşında çok daha 50'den sonra çok daha deneyimli olacağız muhtemelen. <laughs> Ve onun getirdiği çok büyük artılar olacak ama aynı enerjimiz olacak mı mesela? E aynı tutkuyu barındırabilecek miyiz? E ben 50 yaşında da aynı Premier League maçından aynı keyfi alacağımı düşünüyorum. Ama belki seviyesi düşük olacak abi bundan. E onlar da farklı dezavantajlar. O yüzden hepsinin karmasını ya da hepsinin hepsini bir arada düşündüğüm zaman 35-45 geldi benim aklıma ilk başta. AI noktasındaki son sorumuz şu. Yine konuştuğumuz konunun devamı gibi. Emre Özcan boş zamanlarını ne yapar diye soruyoruz abi. Diyor ki çizgi roman okur diyor. Doğru mudur? Doğru. Spider-Man sevdan. Ya, çok kolay soru ama bu. Yani ver misin orada çizgi roman yani. Devam ediyorum. <laughs> tamam. Papa gidip premierlik maçı izler diyor. Müzik dinler diyor. Blog yazar diyor. Kitap okur diyor. Vallahi doğru. Blog yaz yani blog yazıyordum artık yazamıyorum. Ee, orada bir sıkıntı var ama normal şartlar altında yazarım yani. Hakikaten doğru söylüyor aslında. Zaman bulamadığım için yazamıyorum biraz da. E, kitap doğru, çizgi roman doğru. Müzik zaten hayatımızda. Yani bu soruya muhtemelen buraya çağırdın herkes müzik dinler. Din, dinliyor musun sorusuna? Evet dinliyorum der. Hayatta mutlaka olması gereken bir şey. Yaşayamazsın yani onsuz. Genel olarak doğru evet. Abi blog demişken sana bak birkaç satır okuyacağım. Efendim bu blogun açılma sebebi belki ki sözlükteki başlık, başlıktan takip eden olmuştur. Tamamen Aseto Balsamico'nun güzelliğinden alınan gazdır. O şahane blogun onda biri olma iddiası yoktur. Futbol haberciliğinde şahane bir iş yapan evet. Aseto abimizin kurullarına Bülent Mürlenk. Ben yazdım değil mi o? Ee, evet bu senin abi. E, devamı da geliyor bu arada. 2007'de yazdığım evet, şey bu. Bu senin kendi bloğunda yani insanların seni Hı. tanımaya başladığı yak. Sen nasıl okuyun? Parma, yapıyorsun? parma manyak. Parma manyakın. Evet. Ee, i̇lk blog yazısı e, burada hayallerinden ve aslında blogun nasıl bir e, yazı deryasına sahip olacağından bahsediyorsun. Birkaç cümle daha devam edeyim istersen. Tamam. Sadece son zamanlarda gerek kendi isteğim gerekse iş gereği NBA'ye fazla dalmam sonucunda futbol yazılarında paslanmayı mantığıyla oluşmuş. Doğru, abi, aynen. Bu nedenlerle <laughs> ve kendi stilimden dolayı haberden çok mağrum. E, haberden çok yorum ağırlıklı bir yer olacak diyorsun. Evet. Ee, burada bir NBA atıfım var. Sanki Doğru. sen sektörü anlamda ilk NBA ile girdin ama e, NBA biraz senin ekmek teknesi miydi o dönem? Ya valla aslında öyle denk geldi yani futbol her zaman benim en sevdiğim, en çok takip ettiğim dal oldu ama bir NBA merakım da vardı. Basketbol oynadım çünkü hakikaten İzmir'de e, çeşitli gruplarda işte küçük takım, yıldız takım vesaire o seviyelerde oynadım. Anneden gelen bir şey biraz da basketbol. Annem de basketbolcuydu çünkü. Basketbolcuymuş yani daha doğrusu. O yüzden oradan gelen bir basketbol ilgisi de vardı. Biraz şans. Orkun Çolakoğlu'nun çok büyük payı vardır. Dolayısıyla aslında Orkun belki de spor medyasının çalışıyor olmamın en başta gelen nedenlerinden biri. Çünkü ben öyle NBA'ye dair fikirlerimi yazarken bir gün bana dedi ki, ya bir tane Lakers sitesi var. Lakers.tr.com diye. Sen oraya yazı yazsana dedi. Öyle, insan, öyle birini arıyorlar. O sırada o işte Batu.com'da yazıyor vesaire. Ee, beni önermiş oraya. Ben o olur düşünürüm dedim. Orada yazmaya başladım. Oradaki yazılarımı Mete abi, Mete Aktaş okumuş, beğenmiş. O sırada da MB Türkiye dergisinin genel yayın yönetmeni. MB Türkiye dergisini çıkartıyor. MB Resim dergisi. O bana bir teklif yaptı. Aa, hayatıma, yani hayatımın en güzel olaylarından biriydi. İlk defa öyle yani bir işte yazılı bir yayın organında benden yazı istedi. Yazı yazarlık yapmamı istedi. Onu kabul ettim tabii ki çok büyük keyifle. Dolayısıyla NBA Türkiye dergisinde yazdığım yazılarla aslında spor medyasında ben adım attım diyebilirim. Oradan sonra iş Eurosport'a gitti. Sonrasında da e, futbola geldi. Yani e, işte o dönemde Mete abi bana NBA Türkiye dergisinde teklif yaptığı zaman, yazarlık teklifi yaptığı zaman ben tabii dedim ki artık yani bu benim için bir iş olabilir. NBA'ye iyice dalayım ben dedim. Futbolu biraz o dönemde yıl 2006 sonu, 2006 sonu 2007 başı vesaire futbolu biraz arkaya attım o dönem. Ee, ve ondan rahatsız oldum. Yani 5-6 ay öyle gitti. Çok yoğun bir şekilde yazdım ben. E, ee, NBA üzerine hep izledim, okudum vesaire yazdım. Ve futbolu biraz arka plan atmaya başladım izlettim. O beni rahatsız etti. Tam o sırada yine Bülent abi ki onun da çok büyük payı vardır. Benim şu anda bu işi yapıyor olmamda. Asetobalsemik aseto balsamik açtı ve bir anda o kendi bloğu çok tutunca arkasından herkes blog açmaya başladı spor bloğu. Ama bu arada ustaya da çok güzel bir saygım var abi. Yani şu cümle çok hoş. O şahane bloğun onda biri olma iddiam da yoktur diye başlıyorsun. Yok diyor. zaten olamadık tabi. Ama, o çok şahane. Doğru. Yani olamadık. O, e, o yaş içinde oldukça böyle ee, mütevazı, bak normalde o yaşlarda abi, biz biraz daha, gen gençler daha heyecanlı ve iddialıdır ya. Ya abi Bülent abi inanılmaz bir iş yapıyordu. Bence medyayı değiştiren insanlardan biri o yönden. Çünkü bir anda bloglar dönemi başladı ve 2-3 yıl devam etti o. Ee, medya biraz değişti diyebiliriz aslında orada. Çünkü oradan çıkan birçok insan, ben başta olmak üzere e, spor bloglarından çıkan çok fazla insan var şu an spor medyasında da öykünüyordu tabii ki. Çok güzel yazıyordu. Kalemi de çok güçlüdür Bülent abinin. Hala da öyle. Dolayısıyla zaten çok kolay bir şey değildi. Onu yarattığı etki çok büyüktü. Öyle bir şey hayal etmiyorduk. Ben beklentilerin de çok ötesine geçtim. Yani şansıma, biraz şansıma 5-6 blok benimle beraber biraz sıyrıldı ve Bülent abinin böyle arkasında böyle bir şey yaptık o sırada. en çok okunan 9-10 bloktan biri oldu benimki. Ve ondan sonra işte Eurosport'taki arkadaşlara vesaire derken e, ee, iş şeye geldi. Yani e, spor medyasında ciddi bir şekilde çalışmaya geldi ama dediğim gibi yani NBA yazarlığı sırasında futbolu biraz arka plan atıyormuş gibi hissetmem. O bloglar açılınca ya ben de açayım bir tane futbol üzerine yazayım, paslanmayayım. Düşüncesiyle açtığım bir yerde mi? Dediğim gibi şans yanımda oldu. İnsanlar daha fazla okudular diğer bloglara göre. Beni ve birkaç kişiyi. Orada bizim için bir fırsat oldu diyebilirim. Bu arada abi ben de üniversitede kısa pasta bir radyo programı olarak başlattığım zaman ilk konuk olarak Bülent Abi'yi davet etmiştim. Sağ olsun evet. gelmişti Bülent Abi. Benim hayatımda öyle bir e, güzel noktası var. Abi bir de çıktığın nokta aslında bloktan da öncesi var. E, ekşi sözlük dönemi var. Yani ekşi sözlükte aslında futbol entry'leri yazmaya başlıyorsun ve oradaki insanlar bir süre sonra seni e, ya çok iyi yazıyorsun noktasında motive ediyor, gazlıyor hatta sen e, Blokta da bazı yazılarında bunu söylüyorsun. Hatta Erman Yaşar'la tanışman da ek sözlük döneminde. E, evet, doğru. Yani e, o yönden aslında şey e, hakikaten hayatımızda etkisi vardır. Erman üzerinde çok büyük etkisi var. E, çünkü ya ben Eurosport'a geldiğimde e, Eurosport'a giriş hikayem ya da temas etmeye başlamam İbrahim Koçit, e, üstü Emre Yazıcıoğlu ve Canerler, yani. Bu üç insanla başladı Eurosport'ta iletişimim. Sonra bu aşartını taşındı vesaire. O sırada yani benim haberim yoktu. Erman bana bir şeyler yazmış orada. Okuyayım mı? O da var bende. Var mı? Evet. Yıllar önce evet. Erman Yaşar ilk sözlükte Emre Özcan için bunları yazıyor. Sözlükte en çok tanımayı sevdiğim user bu adam. Derin CM sevgisi, futbolu olan müthiş bağlılığı, dörtlü defans sevgisi, Arsenal aşkı, Lakers deliliği, Henry'e tapması, Kobe ile coşması. Büyük NBA ilgisiyle tam da benim kafa bir user. Tabii ki ayrıldığımız yerler de var. O sarı kırmızıya ben siyah beyaza gönül vermiş bulunmaktayız. Ama sportif yazılarını keyifli okumakta merakla beklemekte olduğum kişidir. Budur diyor yıl 2005 abi. Evet. Bir gün bana mesaj attı. Dedi ben de Eurosport'ayım. Gelip Eurosport'a gelmişsin. İşte ben, yani biz onunla konuşmaya başlamışız zaten onun üzerinden. Ee, sonrasında ama ben bilmiyordum Eurosport olduğunu. Yani bir 3-4 defa muhabbet ettik. Haberim yok ee, ne yaptığına, ne ettiğine dair çok fazla. Sonra işte o Eurosport'a girmiş vesaire. Ben Eurosport'a geldim. Caner'le beraber bir yayın yaptık. Sonra döndüm. O sırada bana galiba bir mesaj daha yolladı. İşte dedi gelmişsin, ben de oradayım falan. Aa öyle mi dedim. İşte anlattı o bana. Şöyle şöyle oldu, böyle böyle ben işi bıraktım hani şutl şey, EuroSport'a başladım falan diye. Sonra bir anda biz böyle tekrar e, ciddi bir şekilde konuşmaya başladık. Çok ilginç başladık. değil mi abi ya? Çok Kesin bir tesadüf yani. değil değil mi? Yani eksi yani ya. sözlükte böyle bir hani bir platformda bir enerji alıyorsun karşılıklı. O daha sonra e, hayatta böyle ev arkadaşlığına yani. götürüyor. Yani böyle... En yakın arkadaşlığa götürüyor. Program arkadaşlığına, iş Doğru. arkadaşlığına götürüyor. Asla tesadüf değil gibi. Ya ben böyle çok doğaüstü olan üstü bir şey olarak görmüyorum bunu. Hayatta var bunlar ama tabii çok garip durdu. Yani en azından ıı, tesadüf demeyeyim de Düşük ihtimalle bir şey oldu kesin. Ya başka bir internet platformunda başlayan muhabbet sonrasında şimdi Erman benim hayatımdaki hakikaten alemden sonraki en önemli birkaç insandan biri. Muhtemelen de ilki. 10 yıl beraber yaşadık ve her saniyesinden gerçekten çok keyif aldım. Biraz fazla olduğunu fark edip ayrıldık dolayısıyla. Dedik ki artık yani yaş belli bir erdi artık ne kadar böyle gidecek. E artık tek yaşamanın da zamanı geldi. Hatta bence de biraz daha erken almamız bir karardı. Ama almamız gereken bir karardı. Fakat o kadar keyif alıyorduk ki beraber yaşamaktan. Bir de genç tutuyor değil mi insanı? Hala böyle. Hala abi iyi oluyor. O yani... Bekir Evi gibi olması. Kesin, ya demek kesin. ki genç diyorsun. Bu arada Yok. biz de 3 ortak beraber yaşıyoruz Aral ben Tümer. Biz de şu an dağılma arifesi. Ya bizim sıkıntımız şuydu abi. Biz işin e, mesela fazla Bekir Evi gibi tuttuk evi. Daha hmm. farklı davransaydık. Yani Ev'e şunu, mi çok bakmadınız? Evet abi, şunu biliyorduk. Yani 6. 7. yıldan sonra bir nokta ayrılacağımızı biliyorduk. Onu bildiğimiz için de eve bakma, doğru aynısını biz de yaşıyoruz. Bakmadık abi o. Evet, ya yani mesela Şimdi, duvar boş falan. Hani evet. E, oraya bir tablo almıyoruz. Çünkü kimse bir de evi sahiplenmiyor. Evde kimin kalacağı belli değil e, vesaire. O ev Aynen böyle öyle. bir e, evden çıkıp aslında yatıp kalktığım bir yere de dönüşüyor. İşte onu yapsak belki yani. Ee, daha geç bir, bir, hala belki beraber olabilirdik. Yine mutlaka ayrılacaktık da. Ee, o bizi o sürece doğru götürdü ama olması gerekiyordu. Bizim ev gerçekten öğrenci evi gibiydi abi. Abi Erman Yaşar'la bir de sizin meşhur bir Çay TV programı var. var. Yani bir boks maçı sunuyorsunuz birlikte. Yok hayır ben de yokum bak. Ee. O iş yani bak bağlam nereye gidiyor biliyor musun? Alakası yok. Hiç alakası yok. Ben nasıl boks maçı anlatayım? O benim... Orada Erman abi var. Erman spikerlik yapıyor. E, bu, bu hikayenin seninle olan şeyi... Ben neydi de varım ama. Evet. Ben de varım. Yayında da varım ben. Ama fotoğrafta mı yoktun? Fotoğrafta da varım. Senin... E, sıkıntı ne ya o ya zaman? O ay şu. Ben yokum abi. İş bende değil. O iş Erman'ın işi. Erman... Nasıl ya bir dakika? Abi Erman, Erman spor spikeri, boks spikeri. Tamam. Yani boks site anlatıyor daha doğrusu. Hı hı. Ee, benim öyle bir tecrübem yok. O benim 6. ayım ya da 1. yılım maksimum. Ben o sırada boks anlatamam zaten. Hele canlı ringde yani canlı anlatım yapmam mümkün değil benim. ...tecrübem itibariyle de mümkün değil. Erman benden bir yıl, bir buçuk yıl daha deneyimli bir spiker o dönemde. Erman gidiyor... ...ama öyle bir ortam görüyor ki yani çok amatör bir ortam... ...ve rahatsız oluyor. Abi ben diyor, beni... ...aradı. Abi ben burada ne yapacağım? Yani çünkü o da çok tecrübeli bir spiker değil o dönemde. Ben yatıştırmaya çalışıyorum ama bayağı endişeli Erman. Ya dedi, abi atlayıp gelsene dedi. Yani hakikaten kötü hissetti kendini. Ee, ve yaptığı ilk öyle işti. Ee, ben de destek olmak için gittim abi öyle deyince. Çok alakasız bir yerde. Yine karşıya kadar Yani Ümraniye taraflarında falandı ee, işte alan. Atladım gittim yanına. İşte, destek olun. Evet destek olmak için. Yanına oturttu beni. Böyle plastik sandalyeler. <laughs> hakikaten plastik sandalyeler. Plastik bir masa. Üzerine örtü örtülmüş. Bir tane monitör var. İşte commentary box var vesaire. Erman anlatıyor ben yanındayım. Ben zannediyorum beni çekmiyor abi. Kamera beni çekmiyor zannediyorum ben. Yani yanındayım ben bir elimde telefonda ben oyun oynuyorum abi. Çünkü ne yapacağım? Yayına girmiş yanında yorumcu var. Tamam mı? Ben de yanında Erman'ın yanında oturuyorum. Neyse beni çekiyormuş abi kamera. Yani bizi üç kişi görünüyoruz o sırada ekranda. Ama benim kafa hep önde. Erman konuşuyor yanında yorumcu var. Üçüncü kişi ben. Ee, bunu sonrasında öğrendim ben tabii ki. Mesajlar gelmeye başlayınca öğrendim. Yani iş benimle alakası yok. Ben sadece Erman'a orada destek olmak için giden biriyim. O kameramanın ve aslında biraz da yayın ekibinin iş bilmez diye benim o kadar acı gözükmem. Ama bak işte şeyi sen de beraber yaptın o işe kadar götürüyor. Ben bunu daha önce böyle diyenler de duydum. Ya çünkü bir alıştığımız bir ikili. Siz yani. yani yana, evet ki? evet yani. Değil, değil mi? Değil. <laughs> ee, ama muhteşem bir şey ya. İyi ki oraya o gün gitmişim diyor musun peki? Tabii ki. Onu olarak inanılmaz da Tabii ki. Hani bir, canlı tanık olduğum yani çok absürt bir ortam vardı abi. Çok gerçekten ama olağanüstü. olağanüstü. Doğru Çay TV'de ya olsun abi spor yatırım yapma boksum, maçını Erman soru soruyor abi yorumcuya. Yorumcu o sırada telefonla konuşuyor çünkü organizatör aynı zamanda. <laughs> telefonla konuşuyor Erman soru soruyor cevap veremiyor adam. Yani vermiyor cevap çünkü o sırada başka bir şey yapıyor. Erman'ın sorusu havada kalıyor. Yani bunların hepsine tanık oluyorum ben gülüyorum patlıyorum falan orada. Yani şu yüzden iyi ki diyorum. Hem yani enteresan komik bir ortamdı hem de abi arkadaşımın yani desteğe ihtiyacı vardı. Elbette yani orada nasıl gitmem ben? Abi biraz The Last Dance gibi yapalım. Orada da kurgu böyle bir ileri giderdi bir geri giderdi. Ya. Yani. Çok geriye gidelim böyle. Abi senin hayatında üç büyük şehir de var. Yani İzmir'de doğuyorsun. Evet. Daha evet. sonra Ankara'da çok başarılı bir şekilde Ankara hukuk kazanıyorsun. ve daha sonra şu anda hayatını İstanbul'da götürüyorsun. Yani böyle part part bakacak olsak kendine en yakın hissettiğin şehir hangisiydi? Ve yani ee, ya da yaşadıklarınla birlikte sana neleri hatırlatıyor? Ankara şunu hatırlatıyor, İzmir bunu hatırlatıyor gibi. O Ankara mutsuz bir dönem abi benim için. Çok mutsuz bir dönem. Çünkü okul hayatım orada pek iyi gitmemişti. Ee, biliyorsun yani bunu anlattığım çok fazla yerde oldu. O yüzden mutsuz bir dönem olduğu için orasını çok iyi hatırlamıyorum açık konuşmak gerekirse. Oraya dair pişmanlıklarım var yani. Ee, Ankara da mutsuzluğa yakışıyor abi. Yani evet, 11. gri bir şehir, karanlık bir şehir. Biraz. Evet, soğuk bir şehir. Bunların hepsi bir araya gelince biraz örtüştü yani benim hayatımla. Ee, üç, yoğun bir İzmir fanatiğiydim. Ankara'daki son dönemlerime kadar. Ama şu, artık şu da gerçekleşti. Yani ben İzmir'i 18 yaşında bıraktım. Ee, üzerinden daha fazla süre geçti. Yani 20, 22, 23 yıl daha geçti üzerinden. Artık kopuğum abi İzmir'den. O yüzden bağlarım tamamen azaldı, yani çok zayıfladı İzmir'e dair. O nedenle İstanbul'da da bir 13 yılım var. Yani Ankara'ya geçti, şu anda İzmir'in arkasında 4-5 yıl sonra inşallah ee, İzmir'de geride bırakacak. İstanbul artık aldı yani birinciliği. Ankara okulu bitirdi. Bitire bitire bitirebildin mi abi sen? Yok. Bıraktım. Spor dünyasında Ankara okulu kazanıp bitiremeyen iki kişi var. Umut Nehir ve sen. Tabii <laughs> bunu konuştuk, Ankara Hukuk. Konuştuk umutla. <laughs> o da 4. sınıfta Aynen. artık orada yani okul değiştirdi İstanbul'a geldi falan ama Abi çok değişmiyor bu Ankara ee, ya, bilmiyorum Ankara Üniversitesi olmasıyla alakalı mıdır? Ya evet biraz daha zor olduğu söyleniyor. Bizim ama bu bence bölümle alakalı daha çok. Ee, yani ben nasıl olsa bitiririm diyerek girilecek bir yer değil abi Hukuk Fakültesi. Ya mesela ben işte ya ben pişmeye başladım veya yolumu buldum. Dediğin dönem mesela neler değişti acaba senin hayatın olarak? Ya öyle bir şey hala hissetmiyorum ben. Hı. Hmm. Valla öyle bir şey hissetmiyorum. Benim kolay kolay öyle bir şey hissetmem de çok kolay değil. Öyle mi? Yani ben... pek mümkün değil daha doğrusu öyle söyleyeyim. Neden abi? Bana her, her zaman olmuyormuş gibi gider bana çünkü. Biraz öyle hayata bakışım. Yani şimdi bak bu yine kötümserlik falan denilecek de gerçekçi olmaya çalışıyorum. Daha bir şey de yok abi ortada yani. Daha dediğim gibi ben deneyimli olduğumu bile düşünmüyorum. Yavaş yavaş deneyim elde etmeye başladığım dönemdeyim ben. O yüzden olan ya tamam oldu bitti Ama dediğim ne bir yer yok yani. yani. Daha fazla da ne olabilir ki? Sonuçta yok bu... daha fazlası olması hanım ee, anlamında demiyorum ben. Senin tatmin ya ben o zaman sen sanki hiçbir şeyden tatmin olmayacakmışsın gibi. Ya, tat, ya da olan şeyi yani tatmin olduğun şeyi sorguluyorsun ve anlamsız geliyor bence. O zaman Öyle diyebiliriz değil mi? Ya tatmin olmama açısından... Ya da elde ben ettiğin bunu. şeyi diyeyim, ulaştığın şeyi mi diyelim. Ee, ama ya oluyor gibi... Şu abi... Ya, oldu dediğin anda gelişme şansı kalmıyor. Evet. Yani ben piştin dediğin zaman bittiğin e, zaman o, yani, o cümleyi kurmak, öyle düşünce içerisine girmek hakikaten bana göre değil çok fazla. Ben de mesela kendime dair bir şey, şey şey bana anlamlı geliyor sadece çizdiğim hikaye yani bu yaşıma kadar getirdiğim o hikaye şöyle oldu böyle oldu bu kıymetli geliyor. Hani sahip olduğum hasret bana da çok böyle anlamsız geliyor aslında. Ama hikayenin ta kendisi işte benim de başıma gelenler ve sonrası o bana anlamlı geliyor. Biraz aslında aynı düşünüyoruz gibi o yüzden de biraz orayı sorguladım tam senden de duymak ya için. Ya öyle benim de öyle bak o yüzden okula dair pişmanlığım yok. <laughs> e, ee, buna dair ben bir konuşma da yapmıştım şeyde. Ee, hangi liseydi ya? Cavalo Lisesi'nde bir TEDx konuşması da yapmıştım. Tamamen bu şeyi anlatıyorum. Yani işte üniversite hayatındaki başarısızlık sonrasında spor medyasına geçişim vesaire. Ben aslında Ege Üniversitesi'nde işte, uluslararası ilişkileri değil de Ankara hukuku seçtiğim için bu işi yapıyorum. Evet. Yani bunu anlattım ve bunu fark ettiğim gün Tamamen hesaplaşma oldu benim. Için. Yani tamamen şeyi kaldırdım ben. Rafa kaldırdım. Basketbol ee, yazdığın için de futbolu yazmaya başladın. Yani mevcut durumdan hani bir evet tık, evet. E, kendini bulamayınca o içindekisi <laughs> işte seni doğruya götürüyor. Şimdi gibi. o o konuşma öyle bir konuşma abi aslında. Yani baktığın zaman benim için çok yanlış tercihti Ankara Hukuk. Bak net bir şekilde çok yanlış bir tercihti. Ee, akademik yönden, hayat yönünden yanlış bir tercihti. Ama o yanlış tercih benim şu anda çok doğru ve kend çok istediğim, çok keyif aldığım bir iş yapmama sebep oldu. Net eminim ben. Ben Ankara okulu seçmesem, İzmir'de kalsam başka bir üniversitede şu anda bu işi yapmıyor olacaktım. %100 eminim bundan. Ben Çünkü şey... okul 4 yıla bitecekti. askere edip gelecektim. Bir yerde çalışmaya başlayacaktım. Ee... Ben Ankara'da okul başarısız olunca eve kapandım. Asosyal bir hayat. Hep anlattım bunları. Yani sürekli maç izle. Sürekli oku. Bir şeyler oku. İnternet yeni yeni gelişiyor Türkiye'de. Lebiderya. İlk defa tanışıyoruz öyle bir şeyle. Oo sayısız sayısı dipsiz kuyu abi. Bir de yani oyuna dair şey, yani izlediğin, takip ettiğin sporlara da basketbol olsun, futbol olsun çok daha derinlemesinde bilgi edinebileceğin yerler. Bu hayalini kuramazsın onun. Onları 2000'leri yılların ortasında deneyimlemek acayip bir iştah ortaya çıkartıyor. E, o iştah benim farklı şekillerde kendimi belki geliştirmemi sağladı. Kesinlikle bunu yansıyamam. Ve bu işi yapmamı sağladı. Aslında biraz orada öğrenmeye aşık olmak veya öğrendikçe bir haz almak. Yani orada aldığın keyfin çok oymuş gibi geldi bana abi. De öyle öyle. De o aklın içini doldurmak gerçekten. Tabii canım. ya Bazı günler hayat... sabahtan akşama bir şeyler okuyorlar. Şeye musun abi. Hayatta hedefe inanıyor musun mesela? Ya da o yıllarda hiç, hedef, hedef, hiç, hiç inanmıyorum. Hedef koymuş muydun hiç kendine? Yani? Şöyle e, olsa böyle olsa diye. Yok. Gerçekten inanmıyorum. Hatta bu yüzden bazı büyüklerimden azar yemişliğim de vardır. Soruyorlar çünkü. Yani hedefin ne diye. Hedefim yok. Şu anda da yok. Yok, hiçbir zaman olmayacak yani böyle... Ben de inanmıyorum hedefe bu arada abi. Evet. Yani... Çünkü abi o bak, şeye götürüyor işi. Beklentimi hep tutarım ben. Bu bir savunma mekanizması olabilir. Ama e, yüksek beklentiyi sevmem mesela. Çünkü genellikle mutsuz abi. Hedef de biraz öyle. Ne çok değişebilen Koy, bir şey. Ya, ya, şimdi, ya, ya, ulaşıp ulaşamayacağım belli değil. Yaklaşıp yaklaşamayacağım belli değil. Ya Belki ulaşacaksın da... ama geç ulaşacaksın ya da ulaşma yoluna değişmişsin çoktan aslında o artık istediğim bir şey değilmiş. Evet. Ee, yani şöyle bakıyorum. Gelecek odaklı düşünmekten size yani şu anda yaptığın şeyi seviyor musun? Seviyorsun. Ben biraz aslında şeyi, senin, senin şeyini anlamaya çalışıyorum. Zaten bir yere götürüyor abi o seni. Ya senin biraz hayat mutluluğunu anlamaya çalışıyorum ama orası yani böyle hmm, herkes böyle bir... çözmeye çalışacaksın. Evet insanlar, evet yani, atıyorum Emre'yi Emre yapan o şeyine o bak tam olarak o bakış açısına. Ya vallahi bak yani hakikaten şimdi ya daha iyi olma düşüncesinde ya elbette herkes işini daha yapmaya çalışır. Ama bunun için de böyle özel bir çaba benim yapmam gereken şeyler var abi. Yani yaptığım iş şöyle. Günlük takip yapma gerekiyor. Günlük izlemen gerekiyor. Belirli maçları izlemem lazım. Belirli şeyleri okumam lazım. Bunun daha fazlası yok zaten. Bunu yapıyorum ben. Bunu yaptığın zaman zaten daha iyi oluyor. E çünkü sürekli öğrenmeye devam ediyorsun. E bir de işte yani kaç yıl oldu? Ben 2010'da geldim İstanbul'a. 13 yıl oldu. Bunun ilk 5-6 yılı yoğun bir şekilde spikerlikti. Hadi işte yorumculuk kısmında 5-6 yıllık bir geçmişim var aslında. 2017 yazından beri 6 yıl. Deneyimli değilim abi. Kesinlikle deneyimli değilim. Ama işte o da yavaş yavaş oluşuyor. Yani ikinci yıla göre muhtemelen şu anda deneyimle beraber Biraz daha iyi yapıyorumdur bu işi. Muhtemelen 4 yıl sonra da daha iyi yapıyor olacağım. Eğer bu şeyleri devam edersem, yani o izleme, o okuma temposunu düşürmezsem. Ya bunu yaptığın zaman zaten iyi oluyor abi iş. Bunu daha iyi olmak için yapmıyorum. Yani abi ya, yani ben onu hiç izlemezsem rahatsız oluyorum ya. Yani tek açıklaması bu. O yüzden yani sevdiğin işi yapıyor olmak o yüzden çok önemli bir şey. Ya ben onu okumazsam Okumam gereken şeyi okumazsam rahatsız oluyorum ben. Kazan okumam lazım. Merak ediyorum yani ne olduğunu. Harika bir bağlılık. Biraz şeye de benzedi. Fitnessçı tayfa abi sporu gitmeyince o gitmediği gün kendi vicdanıyla baş başa kalır ya. Tabii. Biraz ona Aynen. benziyor. Doğru. Onu ben de yaşadım. Bu... Sporda öyle bir durum var. 6 ay. 6 ay düzenli yaparsan o rahatsız duymaya başlıyorsun 7. aydan sonra. Yani örnek veriyorum bunu. Herkes de 6 ayda on, Bazı insanlarda 4 ay olur. Bazı insanlarda 8 ay olur. Ama genelde işte 6-7 ay içerisinde o eşi atlayabilirsen, 6 ay boyunca disiplini gidersen ondan sonra o rahatsızlığı duymaya başlıyorsun. Abi hani hayatta bir şeye sahip olmak konusundan hani pesimist, pesimist, az önce pesimist dediğimiz bir bakış açım var ya. Tam bunları yaşarken insanların seni özellikle hani seni en yakından takip eden insanların Emre Zirve Özcan demesi, zirve tabiri hakkında düşünüyorsun? Ya, enteresanmış <laughs> biraz. Ya bence güzel. Kesinlikle yani mutsuz değilim bundan dolayı ama bir dönem mesela işte zirveden misin nedeni şey oldum zirve olduğum için değil abi çok kullandığım için aslında öyle şey yapılan bir lakap oradan ortaya çıkıyor. Ondan sonra işte e, lakap haline geliyor benim için. E, yayınlarda sürekli zirve diyormuşum ben öyle kullanıyorum yani zirvelik, zirve oyuncu vesaire falan diyorum zirve teknik adam diyordum. E, bunu Karamürsel'in elmas gibi. Mesela. Yani çok Herkesin çok fazla kullandığı kelimeler var. Bütün spikerlerde ve yorumcularda muhtemelen oluyor bu. Oradan ortaya çıkan bir lakap. Ee, Ama şu an bıraktım. farklı anlaşılıyor artık. O zirve zirve e olarak. tabii abi onu unuttu insanlar. De çünkü evet. Bize hiç kullanmıyorum artık. Hakikaten çünkü abi böyle oluyor. Ee, onu bir şey gibi görüyorsun. Ya ben bu kadar fazla mı söylüyorum acaba? Bir ara o kadar geyik yapılıyordu ki bunun üzerine. Dedim herhalde ben çok çok fazla söylüyorum. Biraz azaltayım. Hatta buna dair bir Dünya Kupası yayınımız vardı bizim. Orada bütün zirve dediğim anları çıkarmış bizim Murat Gül. <laughs> e, Bloopers videosunda sürekli zirve 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 zirve. zirve, O benim zirve demimi neredeyse sıfırladı. Ama bende kaldı abi. Abi. E... Ya seviyorum yani kesinlikle şey mutsuz değilim. Güzel bir sorumuz var. E, editörümüz Mustafa yazmış. Benim çok hoşuma gitti. E, bir tip da şey bir soru. Aslında diğer sorularımıza göre biraz agresif, agresif diyemeyiz ama Eyvah. cesur diyelim yani cesur da değil. Aslında senden dürüst, dürüst yorum alca, alca alma noktasından hani cevabını ne beni heyecanlandırdığım bir konu veya var mı yok mu? Soru şu son yıllarda çok fazla ekran önünde olman seni bu işten soğutuyor mu? Zaman zaman insanlar ve seni sevenler seni ekranlarda yorgun ve eskisinden daha isteksiz görüyor diye bir yorum yapmış. Kim yapmış? Ee, Mustafa kendisi. He. Böyle bir gözlemim var. Senin senin izleyenlerinden bunu sen böyle bir şey olduğunu düşünüyor musun? Valla aslında ben şeyi tutturduğumu düşünüyorum ya. Ee, ortalamanın pek üzerine çıktığımı düşünmüyorum. Geçen sezon mesela biraz öyleydi. En yoğun çalışım tempoydu muhtemelen. Yani çok fazla platform. Sokates'te 3 tane program vardı. 3 tane de maç sonuna çıkıyordum NTV Spor'da. ya yani orada mesela sezon sonuna doğru bir şey hissettim. Kendi çapımda yorgunluk ama onun dışında e, hiçbir zaman benim programlarım 3-4'ü geçmedi. Ve genellikle böyledir abi. Yani ekranını iş yapıyorsan 3-4 defa çıkarsın ekrana bir haftada. Öyle haftada bir ekrana çıkma diye bir şey yok. Yani ben öyle bir örnek de bilmiyorum. benim de yani bu sezonda ortalama Sokrates 3'ün üzerine çok çıkmıyor haftalık. Başka şeyler de var ama yani 4'ü geçmiyorum ben. genel ülkeye bakıyorum. Hemen hemen herkes benzer çalışıyor. O yüzden bu bence anormal değil. Ama mesela geçtiğimiz sezon bunu hissettirmiş olabilir. Veya geçtiğimiz sezon yani yeni. Ee, geçtiğimiz sezonun öyle bir hissiyatım olmuştu. Ee, bu sezon işte NTV Spor'un YouTube projesini sonlandırmasıyla beraber... E, ...biraz tekrar normale döndük. O zaman öyle diyelim. Yani buna dair bir endişem olmadı. Hala da yok. Ama muhtemelen onunla alakalıdır. Çünkü... Hakikaten yani haftanın 7 günü neredeyse ya da 7 yedi günün 7'sinde de bazen 8'inde ee şey oluyordu. Programım oluyordu. fazla abi kesinlikle fazla. Mantıklı değil yani. Doğru. mantık 3 4 bence ideal. Doğru. Abi ee, şimdi keyif köşesi adını verdiğimiz bir bölüme geçeceğiz. Bu biraz daha senin bir tık entelektüel yönün mü desem ya da boş zamanlarınla alakalı bir, bir, bir bölüm aslında. Aslında yemeklerden başlayabiliriz. Abi sen yemek yemeyi seviyorsun. Bu arada çok güzel yemek yorumluyorsun. Herkes seviyor abi. Yani az önce ofiste San Sebastian söylemiş, söyledik. Hatırlarsın evet, yaklaşık bir saat doğru. önce. İnanılmaz keyifli yemek. Yani senden yemek yorumu aldığımız zaman ben gülmeye falan başlıyorum. Çok çok komik oluyor. Yemekler anlasın abi. Çok aslında çok değil yani ama yani güzel yemek yemeyim, yani güzel şeyler yediğim zaman keyfim artıyor. Ma maç izleme gibi aslında biraz gerçekten. O yüzden de mesela hani güzel olduğunu duyduğum yerlere mesela gitmeye çalışıyorum. Bunu da her ne kadar istediğim sıkıntı yapamasam da çünkü bazen izin vermiyor abi ee, işler vesaire. Ee, benim için hayatın keyiflerinden biri değil ama herkes için öyledir abi. Yemek yemekten keyif almayan çok az arkadaşım oldu benim. İsim yani isim vermeyeyim şimdi. Yani yakın çevremde 2-3 tane böyle insan var ama 2-3 tane. Yani insanların... En sevdiğin yemek ne abi? Ve en iyi yaptığın yemek. Yani bir e yemeği en sevdiğin sorayım bir de en iyi yaptık. Yapamıyorum. Yani yaptığım şeyler makarna, omlet. Bunun ötesine geçmedim. Hiç. Yani bir kere 2-3 defa mercimek yemeği yaptım evde. Bayağı soğan vesaire ama o da doğranmış soğanlarla yani. Ablam hazırlamış bana soğanları. Hazırlanmış soğanları attım. Buzluktan çıkartıp işte Zeytinyağı, salçası, domatesi vesaire. Biraz kolay yemeklerdi yani. Yapamam. En sevdiğim yemek de genelde ben hep yani o değişmedi. Çok Adana kebabı çok seviyorum abi. İyisini bulmak zor. İstanbul'da özellikle. Yani büyük şeylerde iyisini bulmak zor. Yok değil, var. Var Şimdi... mı önereceğin restoran ya da en iyisi İstanbul'da sence? Vallahi yani e... Kaburga Jember'i adamsını beğeniyorum bayağı. Bayağı iyi. Peki abi Nuri Bilge Ceylan'ı seviyorsun. En yani sevdiğin biliniyor. En sevdiğin Nuri Bilge Ceylan filmi? Ee, ya zor soru bu. Ya burada popüler cevap genelde bir zamanlar Anadolu'da ama ben Kış Uykusu'nu çok sevmişim nedense. Yani estetik açıdan beni özellikle çok doyurmuştu Kış Uykusu. Ee, şeyin atmosferini çok seviyorum Nuri Bilge Ceylan'ın. Zaten biraz sinemaya bakışım da atmosfer odaklı benim. Yani metinden ziyade, repliklerden ziyade ki o yönden de çok ciddi bir artış var. Yani çok daha artık metinin ön planda olduğu filmler de çekiyor ama Nuri Bir Gece Elan sineması deyince aklıma atmosfer, planlar, işte ışık, zaten işte fotoğrafçı olması o kareleri çok güzel kılıyor. Ben onu çok seven biriyim. Yani o planları çok seven biriyim sinemada. O yüzden Nuri Bir Gece Elan gibi birinin Türkiye'den çıkmış olması yani inanılmaz bir gurur kaynağı benim için. Neden Spider-Man abi peki? Yani Spider-Man'le farklı bir e, bağım var. Vallahi bilmiyorum. Çocukluktan gelen bir şey. Yani bunu ben de kendime sordum. Yani mesela kişiliğimi çok seviyorum Peter Parker'ın. Yo aşık değilim kişiliğine. Peter Parker bence mükemmel bir karakter. Ya zaten mükemmel olmamasıyla sevilen bir karakter de. Yani mükemmel olmaması da beni çok cezbetmiyor Peter Parker'ın. Ama kesin iyi bir karakter. Ya galiba beni estetiği çok şey çok havalı bir daha. Evet ben ben de estetik çok estetik de, bir karakter de, abi. Estetik. Yani o binaların arasında dolaşması ki bu sinemada çok güzel resmedildi. Ee, ya da estetize edildiği bazı yöntemler tarafından. Bir rahatlatıcı abi. Spider-Man mesela oynarken de atıyorum o süzülme şeyi. Ben mesela saatler şehirde geziyorum evet abi. İzlerken de o. Yani Spider-Man süzüldükçe sen de bir rahatlıyorsun gibi yani. Biraz T öyle. Terapi aslında biraz. Yani çok güzel görünüş dışarıdan yani dış görünüşüne aşık oldum diyebilirim. Herhalde o yani benim bulduğum cevap o. Ben de çok sordum şunu bu soruyu kendime. Kişilik, karakter, metin, işte insanlara olan ilişkisi vesaire. Genelde insanlar buna tab oluyor. Benim galiba görselliği ve estetiği. Çok estetik karakter gibi geliyor bana. Peki abi işin e, futbol tarafında sana böyle en estetik gelen veya en çok böyle içselleştiği? Thierry Henry. Açık ara. Yani bu da çok olan bilinen şeylerden biridir. Hele estetik deyince benim için gelmiş geçmiş açık ara benim için. Benim için diyorum. Yani tabii ki Thierry Henry'e göre Messi'yi çok daha estetik bulan milyonlar var. Hatta milyarlar var belki dışarıda. Benim için açık ara estetikte. Çünkü başka bir şey ya. yani. Messi yere yakın abi. 1.70. Yere yakın. Terranri'nin o hareketleri 1.90'lık ve 100 metreci atletizmine sahip bir vücutla yapması benim için tekrarlanması mümkün olmayan bir şey. Ben hayatım boyunca bir daha onun kadar estetik bir futbolcu izlemeyeceğimi düşünüyorum. Bu dediğim gibi kişisel bakışım tamamen. Bu arada ya yani ben de bu arada senin o konu zevklerimiz uyuyor abi. Ben de Spider-Man derdim mesela en sevdiğim çizgi romana. Futbolcu olarak benden yani kendi çocukluğuma der misin? Henry derim Gerçekten abi. Gerçekten mi? Derim derim. Yani e, çok, çok, farklı bir vibe ya. Çok özel çok, bir şey. Çok sade, ya. çok klas, çok etkileyici ve o dönemin Arsenal'ı da öyle yani. O, o dön, dönem kendi başına çok estetik ve havalı bir dönem. İlk uzay takımı 2003 2004 hatta 2002 2003. Takım ee, olarak da yine e, Henry'nin Arsenal'ını mı koyuyorsun peki? Ee, yani... Senin en çok etkileyen de. Yok 2011 Barcelona kadar etkilemesi çok kolay değil ama ondan önce de... Yani mesela 2011 Barcelona uzay takımı benim için. Ondan önce ilk uzay takımı Invincibles. 2003-2004 Arsenal. Yani o e, benzer makine düzeninde çok estetik, çok büyük dominasyonu sağda e, ilk bana şey Arsenal gösterdi. Geçmişte de var böyle takımlar ama ona benim yaşım yetmedi. Ama işte 2003-2004'te benim yaşım 21-22 idi o takımın yeri bende ayrıdır. Barcelona sonrasına geçti tabii ki. Ama ilk olması ve Arsenal sevgim, Arsene Wenger sevgim, eee Thierry sevgim o takımı daha özel kılıyor benim için. Yurtdışında en çok seyahat etmeyi sevdiğin yer ya da son tek bir yer seçecek olsan nereye giderdin? Zor ya bilmiyorum. Yani Londra, Paris, eee Barcelona bu üç arasında kalırdım galiba. Ya Londra'yı çok sevdim ben. Ben. Peki e, abi edebiyata gelelim. Bir tane Türk, bir tane de dünyadan bir yazar söyleyecek olsan sen etkileyelim. Yani. Eski bir blog yazarı e, olarak. Türkiye'den direkt Sabahattin Ali derim abi. Çok erken bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Çok üzüyor beni Sabahattin Ali'nin erken kaybı. Yani bir 15-20 yıl yaşasa hakikaten edebiyatı, bizim külliyatı farklı yere taşıyabilirmiş... E, ...gibi bir hissiyatım oldu hep okuduğum zaman. E, vallahi... Neden bu cevabı veriyorum bilmiyorum ama aslında ben okuduğum zaman çok fazla... Yani bana göre değildi küçükken e, onun kitapları. Ama e, John Steinbeck'i çok sevdim abi ben. Çok çok küçükken okumaya başladım. E, i̇lk okuduğum kitabı Bitmeyen Kavga'ydı. E, yanlış hatırlamıyorsam Joy'la Mac'in hikayesi. Çok etkilenmiştim. Yani aslında dediğim gibi yani bayağı gençtim okuduğumda. 16-17 yaşlarında vesaireydim ve çok o yaşların kitabı değil ama nedense ben çok sevmiştim. Genellikle böyle işçi sınıfının yaşadığı sıkıntıları anlatan, e, ağdalı dil kullanıyor demeyeyim ama böyle uzatır, tasvirleri vesaire uzundur. Ya yani kolay değildir okuması. Beni etkilemişti. Ondan sonra Steinbeck'in hemen hemen her kitabını okudum. Galiba okumadığım kitabı kalmadı. O yüzden ben diğeri yeri farklıdır onun. Abi dinlemekten en zevk aldığım müzik türü ve ardından şarkıcı veya grup. Abi bunlar, bunlar çok zor ya. Bak yazar vesaire şimdi... Yazarı farklı taktiğe farklı, söyledin. Ama farklı farklı şeyler geliyor yani. Zor seçmek. Bir tane seçmek çok zor benim için. Müzik türünü bence Müzik hızlıca türü söylersin. Şey ya, progresif rock. Yani şey yapmayayım. Rock metal seviyorum ben abi. Sen rap çılgınlığına e, hiç tutuldun mu peki? Yok. Sevdiğin şey bir rapper var mı? Vallahi olmadı. Yani dinledim ama mesela şöyle söyleyeyim. Çok önyargılıydım. <laughs> ee, biraz ön yargılı bir insan olabilirim bu arada. Yani şey konusunda. İnsanlara karşı değil bu arada. <laughs> ee, yemek işte, abi 30, 32 33 yıl ben kahve içmedim. Hadi ya. Tabii. Biz Aralla senin benzemeyen bir örnek. 30 yıldır çilek yemedim abi. Şu anda en sevdiğim tatlardan biri. Benim ya babam Oyunargil alakalı. Benim babam abi o sağlıkla alakalı. Hayatı boyunca dondurma, içi köfte yememiş. Sağlıksız görüyor yemiyor mesela. Dondurma da çok ama dondurma sağlıksız. İşte sağlıklısı. tatlı. Bak, tatlı da, yemiyor, da tatlı dondum, tatlı yemiyor, Aynen. Yemiyor abi. Şimdi o ayrı bir şey abi. O. Sağlıklısı. Ama sen tadı kötüdür diye bunu. Evet abi. Ya yani kahvede şöyle bir yanılgım oldu benim. Evde bir Türk kahvesi içiyor. Türk kahvesi kötü bir kahve gerçekten. Ben hmm. yani şu anda da hiç, Hep hiç Kötü bir kahve Türk kahvesi bence. Bu yorgunken Türk olmayız. kahvesi iç bence abi. Dinlendiriyor. İlginç bir şey var. Evet. Kahve hani normal filtre kahve, Amerikan falan uyandırır ya. Türk kahvesini de böyle bir dinlendirir şeyi var. Ee, hep söylenir. Olabilir. Ee, onunla alakalı biraz. Ama işte bir ön yargım var yani sonuçta. Daha erken tanışabilirdim bunlarla. <laughs> ne diyordum ben? Neyle alakalı? Bu şey geldi İş, değil mi? Rap müzikle. Rap'e karşı da vardı. Ama mesela Sagopa'yı Erman'ın vasıtasıyla dinledikten sonra sevdiğim, çok sevdiğim bazı şarkıları oldu. Şu an mesela bugünler dinlediğim bir şarkı var. Çok fazla açıp dinliyorum dediğin dönüp dönüp. Ya çok var ya. Yani abi ya ben mesela Muse dinlemeden, işte oraya geliyoruz değil mi? Sen yani grup istiyordun zaten en çok. Yani herhalde Muse benim hayatımın grubu. Yani sürekli Muse dinlerim. Ee, te tek bir şarkı mı? Tek bir şarkı bu arada son dönemde çok dinlediğim. Vallahi hakikaten net bir şey söyleyemiyorum ama... Mesela yine şeye çok dadandım bu ara. E, Drones albümünden The Handler. En sevdiğin 4-5 şarkısından biridir. Asla seni sürekli dinlerim. Bak, mesela bence onu söyleyeyim. E, Muse'un Assassin diye bir şarkısı var. Hangi? Black Holes and Revelations dedi galiba. O albümde olması lazım. Beşinci şarkı. Normalde pek iyi değilimdir albüm ismini ve şarkı ismini hatırlamakta. E, en underrated şarkılarından biri. Muhtemelen de en sert, en metal böyle progressive rock gibi olan şarkılarından biri. Hatta belki tek şarkısı Muse'un. O yüzden belki çok seviyorum. Assassin bence inanılmaz bir şarkı. Onu düzenli dinlerim. Yani her hafta mutlaka en az 5-6 defa dinlediğim şarkı. Her gün bir defa dinlediğim bir şarkıdır. Abi bir takımın soyunma odasına girecek olsan, yani girmek istesem futbol tarihine hangi takımın soyunma odasına girmek isterdin? Ee, ya Guardiola'nın bir takımına, yani 2011 Barcelona'ya girmek isterdim. Yani ne konuşuyor, nasıl hakimiyetini anlatıyor. Maç öncesi devrelerden ne anlatıyor. City yani. belgeselinin aslında bayağı bir yakaladık onu da. Evet ee, ama abi şimdi Barcelona şey ta teknik taktik detaylar var ama çok fazla yok. Yani orayı biraz yatak odası olarak görüyorlar. Yani o kısmı. <laughs> yani soyunma odası var. <laughs> elbette. Teknik taktik de var ama çok yok mesela Olor Rating'de. Ben işin işte o tarafında yani detaya girdiği zaman neler söylüyor onu çok merak ederim. Yani o yüzden onu gitmek isterdim. Çünkü Guardiola o yönden benim bir numaram. Peki genel teknik direktörler için de Guardiola bir... benim için başka diyor musun Hikmet Diyorum. Karaman gibi abi? Benim için başka abi. Türk hocalar arasında bir numaraya kimi koyarsın? Seni etkileyenlerden. Ya abi Fatih ya. Yani buna farklı bir cevap vermek mümkün değil. Başarı olarak da öyle. E, ortaya çıkardığı takımın Tavanını itibar öyle. Yani açık ara başarıda Avrupa Kupası. Sadece ama başarı değil bazı hocalar vardır. Başarılır ama yani ortaya çıkan ürün çok iyi gözükmez sağda Çok da iyi gözüküyor abi 96-2000 Galatasaray. Ee başka bir takım yani ve tekrarlanamadı sonrasında. O seviyeye çıkan bir Türk takımı olmadı. O yüzden şimdi ikisini de başardığı için Abi Fatih Selim biraz fazla süre sanki boşta kalmadı mı hoca? Yani e, sence bu saatten sonra bir geri dönüş olabilir mi? Olursa nasıl olur? Mutlaka olur. Yani ben last dance yapacağını düşünüyorum. Hı -hı. Ama şimdi değil. Belli ki. Ya da en azından bir süre daha olmayacak gibi o. Ee, orası daha açık gözüküyor. Onu yapacaktır ama yani bence Fatih Hoca eski Fatih Hoca değil. Ne anlamda abi? Söyle. Yani 96-2000'deki Fikirlerinin parlaklığı biraz soldu bence devam ettiremedi gibi geliyor bana hmm. teknik adamlarda şey çok önemli abi herkes yani hepimiz için geçerli bütün sektörlerde geçerli yani işini daha iyi yapmayı sürdürmen lazım bu teknik adamlıkta çok daha acayip Çünkü o kadar hızlı değişiyor ki trendler sürekli takip etmen sosyal lazım. medya uzmanlığı gibi değil mi? Takip, yani sürekli o etmen takip tak... lazım. sürekli izlemen lazım. E... İyi göstermen gerekiyor. Fatih Hoca için ben şeyi duyuyorum. Hani bo boş günlerini 10 maç izler, 12 maç izler, e... deli şey gibi izler. Hala takip eder hala gibi. Hala da izliyor galiba anladığım kadarıyla ama yani eskisi kadar kafa yormuyor gibi geliyor bana. Çünkü 96 2000 Galatasaray'ında e... gördüğüm şeylere yakın şeyleri çok son 10 yılında son 10, hatta işte 2010 sonrasında çok görmedim ben Fatih Terim'de. Bir de ya o herhalde en etkileyici olan 2000'lerin başında bu pres kültürünü belki de Avrupa'da tamam, aynen. ilk defa uygulaması değil mi? Yani gerçekten Avrupa'da da o şiddette baskı yapan, kontra pres yapan, topu kaybettiği zaman saldıran 5-6 oyuncuyla takım sayısı azdı. Tabii ki vardı. Yani e, Fatih Terim öncesinde de vardı. Sonuçta onun kökleri çok daha eskiye dayanıyor. atası mı peki abi? Efendim? O, Efendim? O, o Fatih Terim yani 2000'lerin başındaki Fatih Terim futbolu Gegen Pres'in atası Türkiye'de. yorumu var ya. Türkiye'de evet. öyle. Avrupa'da Global da içinde Avrupa'da iyi da örneklerden biri olduğunu de... düşünüyorum ben. Ee, yani şöyle Johan Cruyff'un Barcelona'sı bunu yapmış. <laughs> Sonrasında yani işte Guardiola onu yaptı ama Guardiola yaptığında işte başladığında 2007 2008 2009 Barcelona, 2011 Barcelona, Jürgen Klopp işte o dönemler. Ya yani 96 2000 net bir Gegenpress takımı Avrupa'da benim aklıma gelmiyor mesela. O Galatasaray geliyor. Mutlaka vardır abi yani elbette şey değil ama 90'lı yılların sonu Galatasaray'ın o dönem yaptığı pres oyunu Avrupa'da çok az görülen bir şey. İkinci sıraya kim koyarsa onu çok merak ediyorum. Türkiye'de mi? Türk teknik direktörlerden. Abi yani Sanki Şenol Güneş'le biraz Şenol Güneş'le Mustafa Denizli'yi ayırmak çok kolay değil. Yani farklı yönlerden. Hı. Ya ben Şenol Hoca'nın tarzını biraz daha çok seviyorum. Daha çok beğeniyorum. Ee, ama Mustafa Denizli'nin yaptığı düşünsel devrim de e, tek başına ...övgü alması gereken bir şey bence. Yani Fatih Terim'den de önce... ...ilk... ...hakikaten büyük düşünmeyi ilk getiren teknik adam. Yübter Veldin'in tabii ki çok büyük katkısı var. Yani hepsi için önemli. Yani Fatih Terim için de Pion Tekin muhtemelen çok ciddi katkısı var o yönden. Büyük teknik adamlar, yanlarında çalıştıkları hocalar... ...elbette ufuk açıcı olabiliyor. Zaten böyle olması lazım. Şenol Güneş'te böyle bir örnek olmayabilir. Ee, Mustafa Denizli o yönden ilk büyük düşünme... ...ilk... Ee, ...farklı bakmak yönünden Türk futbolunda ciddi bir katkısı var bence. Ama Mustafa Deniz biraz şöyle bir hoca. Her maç bir şey farklı bir şey yapardı. Her maç diziliş değiştirir. Her maç farklı kurgular. Bu da bir teknik adamlık stilidir. Benim çok sevdiğim bir stil değil o. Ben biraz daha kuvvetli ana plan. Palyatif çözümlerin işte B planı, C planı. Yani ne derseniz deyin o Palyatif çözüm deyin. Arkasında 2-3 tane de onların olduğu ...sistematiğe sahip teknik adamları biraz daha çok seviyorum. Mustafa Denizli öyle bir hoca değil. O yüzden Şenol Güneş'in ve Fatih Terim'in anı planları beni daha çok cezbediyor. Ama yani Şenol Hoca'yı da Fatih Mustafa Denizli'nin önüne koyamam. Haksızlık olur. Peki bu son jenerasyondan özellikle hani e, eski futbolcuların şu anda çok büyük bir şeyi var abi. E, baskınlığı var işte Volkan Demirel'lerin. Evet. E, ya da bu jenerasyon diyeyim. Bu jenerasyonda seni etkileyenler. Yani yaşı 40-50 arasında olanlardan. Hmm, yaşı 40-50 hatta daha yani evet belki başlarında vardır. Tam yaşlarında emin değilim ama İlhan Palut'u gerçekten çok beğeniyorum. Ee, Çağlı Çocayı çok beğeniyorum. Çok farklı bakıyorlar. Ee, Okan Buruk çok beğeniyorum. Her takımda oldu abi. Yani şu ana kadar gitti her takımda oldu Okan Hoca. Bak. Yani ol, önce olur sonra olmaz. Yani her gittiğin takımda bir başarısızlık yaşarsın ki ayrılırsın. Ee, öyle şeyler de yaşamış olabilir hoca. Ama her gitti takımda oldu. Olmadığı takım yok şu an kadar. Galatasaray'da oldu. Oldu yani. Tabii Şampiyon olduğu Şampiyonlar Çok sakin kalmıyor mu abi? Bir... Yani Okan Burun kazandığı başarıları sanki başka bir Türk teknik direktör kazansa böyle yar gök onun ismiyle inler gibi ama o çok böyle sakin ve arka planda kalmayı sanki bilerek planlıyor gibi. Yani... Olabilir. Ya bir de abi yani Galatasaray'daki takımı çok yani yüksek profili bir takım. Geçtiğimiz sezonda bence ligin standartının epey üzerindeydi. Ligin en iyi kadrosuydu bence geçtiğimiz sezonda. Ee, bu sezonun da en iyi iki kadrosundan biri. İsimler çok yüksek olduğu için yaptıkları biraz geri planda kalıyor olabilir. Bu çok iyi kadrolar var ki elinizde teknik adamlar için dezavantaj olabiliyor. Ama ben fark ettiğini düşünüyorum. Yani Galatasaraylılar da fark ediyor. Galatasaraylı olmayanlar da fark edip hakkını veriyor Okan Burak'a. Ee, çok farklı şeyler koydu masaya. Geçen kendi aramızda konuştuk. Sana da bunu sormak istiyorum. Sence Arda Turan'ın e, atletik olan Barcelona'ya gidişi mi daha büyük başarı? Başarı olarak e, soruyorum. Ya da daha etkileyici. Yoksa Arda'nın bu genç yaşında çok az şey göstererek Real Madrid'e gitmesine daha etkileyici? He. Öf. Abi vallahi ayırt etmek çok kolay değil. ya yani Bu şey için söylemiyorum gerçekten bunu. Yani i̇kisi de olan üstü. Yani çünkü bak biri sadece Barcelona değil abi. Biri Messi, Neymar, Suarez'in Barcelona'sına transfer oluyorsun. Tarihin en görkemli takımı bak. Şu Barcelona'ya gitseydi başka bir şey olurdu Arda. Ama Messi, Neymar, MSN takımına gidiyorsun. Yani 144 gole, 141 gole gol ve asiste bir sezonda imza atan üçlünün takımına gidiyorsun ve gittiğin yerde onların bölgesi aslında. Çok şeyde de kullandılar tabii. ki. Yani Luiz onu çok merkezde, evet, içeride, e, içeride iki 10 numara gibi, o, merkez orta saha gibi kullandığı çok maç var. Ama e, en iyi periyodu Neymar'ın sakatlığına gelmiş diye hatırlıyorum sol kenarda. Evet. E, orada Petrik bir yaptığı sezon da, başı, ha? bayağı gol attığı bir dönem dönem vardı. O takıma transfer olmak çok da özel bir şey. Ama ben hiçbir şey göstermeden 6 ayla Real Madrid'e transfer olmak da inanılmaz bir şey. Ve yani bak Real Madrid'e transfer olabilirsiniz. Ama Real Madrid sizi transfer edip biz seni ilk sezonun itibarıyla ilk sezondan itibaren kullanacağız. için kanatları altında, Kroos'un kanatları altında büyümeni sağlayacağız. Demesi de acayip bir şey. Bak Real transfer eder. Ama iki yıl seni kiralar öde garde yaptıkları gibi. Evet. Yani hem Arda Turan için hem Arda Güler için o Barcelona'ya ve bu Real Madrid'de bu şekilde transfer olma konusunda değerini çok yükseltiyor. Gerçekten ayıramıyorum çok fazla. Doğru. İkisi, i̇kisi, de çok çok büyük. Çok etkileyici yani. Çok etkileyecek ikisi de. Ee, ama bir daha tekrarlanmayacak şey muhtemelen Arda Güler'inki abi. Yani diyorum ya 6 ay ya. 6 ay Türkiye Ligi. Bak uçtu 6 ay. Ama Türkiye Ligi'nde uçtu. Ve Real Madrid transfer e etti dedi ki biz seni kullanacağız. Abi yani orada... Bunun, bunun tekrar edemesi daha zor. Yani bir, bir oyuncu çıkar Atletico gibi bir takıma gider. Orada müthiş performans gösterir. Ee, sonrasında da bir Barcelona, bir Real Madrid bir city transfer yapabilir. Bunun olma ihtimali, bunun tekrarlanma ihtimali bence Arda Güler'in bu şekilde Real'e gitme ihtimalinden daha fazla. O yüzden Arda Güler'inki daha ayrısı, daha radikal duruyor olabilir mesela. Abi bu da son soruydu. Aslında bir sürü soru var ama e, muhabbet de çok uzadı. Belki seninle bu format inşallah güzel yerlere gelirse. İnşallah. Şöyle bir sezon sonra falan bir bölüm daha yaparız. Olur. Az önce abi satranç tahtasını gördün sen ve şey dedin. Keşke ilk soruda böyle bir hamle yapsaydık dedin. Ee, çok iyi fikirmiş. Yani seni ilk soru Sen sorarken bir ilk soru sorarken bir piyonu ileri atman güzel olurdu. Ee, o zaman şu an atmış olalım bu programın böyle geleneği gibi olsun. İki adım attırırım piyonuma. En zarif e, benim sorular hep bugün birbirine benzet. Ee, böyle at mı en zarif? Bana at geliyor sana. Zaten yani satrancı Biz... çok bilmiyorum. Ee, yani sadece nasıl oynandığını biliyorum. Ama atın en kritik ee, taşlardan biri olduğunu biliyorum. Hatta yani Çok box to box. En çok stratejik. Yerde. Evet. Çünkü farklı gidiyor ya her yeri gidebilir. Abi çok teşekkürler. Ee, gerçekten çok keyifliydi. Ve e, sana sponsorumuz Mediamarkt'la birlikte küçük bir hediyemiz de var. Mustafa'dan ben rica edeyim. Aa, Sürpriz oldu. Teşekkür ee, ederim. Şu an açmana gerek yok ama tamam. Mediamarkt'ın e, kendi katalogundan sana senin en çok keyif alabileceğin ürünlerden biri olduğunu düşündük. Ve abi Mediamarkt'ı diyor ki rengarenk şahane cumanın Mediamarkt'ı tam zamanı. Ee, çok teşekkür ediyoruz bu konseptin ilk konu olduğu için. Ben teşekkür ederim dediğim gibi yani hem davetiniz için hem bu e, nazik hediyeniz için. E, ayrıca teşekkür ederim. E, hayırlı olsun bu arada tekrar. E, umuyorum senin içinde yani bu program içinde her şey çok iyi gider. İnşallah. Sonra. Yani ben bu programdan çok umutluydum. Sana dedim ya abi hep böyle birebir bir program yapmak istiyordum. O yüzden kendime de biraz e, baskı uyguladım bu program güzel olsun diye. İlk bölümde bilerek seni davet ettik bu yüzden. Vallahi çok teşekkür ederim Emre Özcan. Emre Özcan bizimleydi. Abi çok teşekkürler. <laughs> Eyvallah. <abi>. Çok sağ olun. Futbol heyecanının Mediamarkt'la tam zamanı. Mediamarkt aslında kimsini sundu.